Merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam kıymetli dostum, başarılı iş insanı Aslı Şen'le birlikte. Hoş geldin Aslı'cığım. Keyifli bir canlı yayın yapacağız. Canım Aslı'ya hemen canlı yayını alıyorum. Nasılsınızdır hepiniz? Bu akşam vasfı nedir? Vedik astroloji nedir'i konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin güzeller güzeli. Canım merhaba. Merhaba, saçlar çok yakışmış kahküller. Tam Evet, 12 bugün Nisan yeni ay kestirdim. öncesi. Bugün mü kestirdin? Evet. Olmuş mu? Doğru zaman mı? 12 Nisan'da yeni ay gerçekleşecek. Buradan tüm kızlara bu mesajı verelim. Cilt bakımı, saçımızla ilgili yapmamız gereken değişiklikler için çok uygun bir zaman. Çok 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 yakışmış. Bayıldım. 41 kere Ay, maşallah. çok çok teşekkür ederim. Alışmaya çalışıyorum. Ben de bayağıdır seneler olmuş kahkül kullanmayalı. O yüzden keyifli geliyor. Aslı, eğer ben bu halini görseydim başının etini yerdim. Ki ben biliyorsun kolay beğenen biri değilim. İnanılmaz yakışmış. Bayıldım. Çok çok güzelsin. Zaten Çok çok teşekkür. güzelsin. Çok Ama böyle mersi. 18-20 yaşında bir genç kızın Ay, enerjisi arkadaşlarımla bak yansıdı sana. Zeynep gelmiş. Zeynep, Ay Fatma. Zeynep'im hoş geldi. Kızlar daha göremedi beni. Sürpriz. Herkese bu akşam sürpriz oldu. Ayşe de beğendi. İsabet Ayşe oldu. Özyılmazer. Ayşecim, çok teşekkür Çok ederim. sevgiler. Gerçekten çok beğendim Aslı. Çok Nisan yeni mersi. ayı Şenemciğim. zaten çok güzel. Ay evet Söyle bir ya. tanem. Bu arada biz Şenay Hanım'la geçen hafta ben çok düzenli olarak herhalde bir 10 yıldır belki daha uzun yıldır hiç aksatmadan biz 6 ayda bir kesin yapıyoruz. Bazen o 4 ayda bire gelebiliyor. Aralarda Aynen öyle. konuşmalarımızı saymazsak. O Sen bir yüzden yine şey kere yaptık. izinle şunu. Çok güzel bir seans yaptık. Bana anlattı. Şimdi Şenaycığım bugün sen soruları ben sorayım. Sen cevaplayacaksın. Bugün Sen sayfanda nasıl bunu sil. istersen ama ben. Ha söyle. Efendim? Bugün Anlayamadım dediğini. sayfanda demişsin ki bugün sayfanda korona ne zaman bitecek diye bir post çıkmışsın. Bence Evet. izleyenlerin hepsi bir öngörünü duymak ister bu konuyla alakalı. Evet, bunu senin aracılığınla da paylaşalım güzel ruhum. Sabah gazetesi ve Sabah TV'nin astroloğu olarak gökyüzüne Hayırlı rehberlik olsun bu edeceğim. arada. Çok teşekkür ederim bir tanem Artık benim. Şenay Hanım Sabah gazetesinde yazıyor. Yaşasın. Kasım 2022'ye kadar virüsle olan imtihanımız virüsün mutasyona uğraması ile birlikte maalesef ki devam edecek. Bu yüzden özellikle şu günlerde Satürn'ün ve diğer gezegenlerin bizlere verdiği mesajları doğru algılayamazsak akışa hepimiz çok bunaldık, hepimiz çok çok sıkıldık. Ama bu süreçte gerçekten her şeyi de yetkililerden beklemeden Allah'ın bize bahşetmiş olduğu hür iradeyi ortaya koymamız gereken zamanlar. Seyahat planları, yatırım planları, eğitim konuları, işimizle ilgili konularda biz virüsün hayvanlara da bulaşmasıyla farklı varyasyonlarıyla karşılaşacağımıza işaret ederken gökyüzü biraz daha tedbirli ve dikkatli olmak zorundayız. Ayrıca sevgili Aslı benim çok kıymetli bir dostum ama şunu ifade etmek istiyorum. İzinle Aslı'cığım yorumları kapatacağım. Çünkü YouTube'a da yükleyeceğim için müsaaden varsa. Tabii ki, buyurun. Arkadaşlar sonunda açarız istiyorsanız. Şimdi izninizle Sonuna kapatalım. yakın söz zaten. Aslı da o bir başak kızı. O yüzden o ne söylüyorsa ben ona uyacağım bu akşam. Estağfurullah. Aslı çok başarılı bir iş insanı. Çok üretken, çok duyarlı. Komşusu açken tok yatmayan bir ruh olduğunda dostu olarak söylemek istiyorum. Ayrıca gökbilimle, astronomi ve astroloji ile ilgili hakikaten o kadar yüksek bir analitik zekaya sahipsin ki
Astrolojiyi özellikle Türkiye'de anlatmamıza vesile olduğun için mesleğim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sorularını bekliyorum senden. O bir defa benim için onurdur senin gibi bir bilgili bir insanla tanışmam. Yoksa çok değerli astrologlarımız da var. Ama benim Muhakkak. Enerjim seninle çok tutuştu. Bana göre sen en iyisin. Çünkü onun için benim için onur seninle de beraber çalışıyor olmak, bu yolda ilerliyor Çok olabilmek. Teşekkür ederim. Şenaycığım. Şimdi burçlara tek tek böyle bir değinelim. Hani ilk bu aylarda neler bekliyor onları. Ama öncesinde bir tekrar eder misin? Covid ne zaman bitecek? Kasım 2022. Gökyüzünün Kasım. bize verdiği mesaj bu. Aşılarla ilgili spekülasyonlardan tutalım da Aslı'cığım. Farklı tedavi yöntemlerinin bulunmasıyla birlikte Covid'de olan, sadece Covid değil, Covid'in tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Farklı varyasyonları, hayvanları da içine alacak farklı salgın hastalıkların etkin olacağı bir döngüdeyiz. Gözünüzü seveyim. Benim de 10 yaşında bir kızım var. Aslı'nın da küçük çocukları var. Gerçekten bu çocuklar evde sizin çocuklarınız gibi, sizler gibi çok bunaldı. Ama biz bu dönemde sıkıldık. Hadi biraz daha şartlar yumuşadı diye lütfen şu ev partilerinden, gidip gelmelerden uzak durun. Covid can alıyor. Biz görünmez bir savaş içerisindeyken tedbir, mesafe ve biraz daha dikkatli olmamız gereken enerjilerle karşı karşıyayız. Ve gökyüzünün 2021 bizlere mesajı Ömer Hayyam'dan. Diyor ki Üstad, çok güzel söylemiş zamanında, tam 2021 enerjilerine denk geliyor. Uyan, uyanmak için önünde sonsuzluk var. Biz insanları mezheplerine, dinlerine, şekillerine, parayla olan konumlarına göre sınıflandırmaktan vazgeçmediğimiz, Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi, herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya, bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış ilkesine idrak edemediğimiz takdirde işimiz gerçekten çok zor. Ve Nisan ayı enerjileri, yılın belki de en güçlü, en pozitif enerjilerinin olduğu aydayız. Şimdi Sevgisizlikle verdiğimiz... bu aylara acaba şey mi? Burç burç şey mi ya, ayırsak mı acaba Nisan'ın etkilerini? Hani bir aylık konuşalım. Çünkü 6 aylık konuşmaya vaktimiz yok. Bir ay sonra belki bir daha yaparız ama mesela önümüzdeki bir ilk 1-2 aylık öngörülerini alsak. Bence her ay biz bir gezegen enerjisini seninle birlikte ele alalım. Değil mi? Nasıl? Bence de hatırlatma olur. Aynen öyle. Bunu yapmamamızda bizim düşünemedik diyelim. Evet. 12'sinde muhteşem bir yeni ay gerçekleşecek. Bir kere aşkın temsilcisi, sevginin, iradenin, aynı zamanda savunma mekanizmasını temsil eden Venüs Koç burcunda ilerliyor. Bu arada güzelliğinden Bir şey gözümü alamıyorum. Ay çok mu? Gerçekten kahküllerine bayıldım. Ben de Maşallah kendime sana. bakıyorum sürekli. Şenaycığım bir şey söyleyebilir miyim? Burçları Tabii ki. söyleyeceksin yeni ayda ama yeni ay denince herkes bir burçlara geçmeden önce o akşam ne yapalım biz? Mum mu yakalım? Ada çayı mı yapalım? Taş mı ovalım? Yani ne yapalım biz o akşam? Gözünü seveyim, ada çayı yakmayın, beyaz kağıda yak, siyah kağıdı yuvala. Bunlar tamamen safsata, inancınız neyse, neye inanıyorsanız. Bu yeni ay hakikaten sevgisizlikle verdiğimiz imtihanı sevgiyle şifalandırabileceğimiz enerjileri barındırırken kalplerinizden güzel şeyler dileyin. Ve bu yeni ayda Vastu'ya göre, Vastu Feng Shui'nin atasıdır. Onu da soracağım. Tüm Türk kültürü ve Türk İslam kültüründe bu kullanılmıştır. Lütfen at nalları alın. 12 Nisan günü evinizde biri yukarı, biri aşağıya bakacak şekilde evinizin iç giriş kapısının üstüne at nallarını çakın. Bolluğu, bereketi, sağlık ve şifa enerjisini, her şeyden önce sevgi enerjisini çağırın. Atalarımdan bugüne sevgisizlikle verdiğim imtihanı noktalayıp sevgi enerjisiyle yaşamın tüm noktalarında şifalanmayı, bolluk, bereket ve sevgiyle tamamlanmayı seçiyorum olsun niyetleriniz. İstediğiniz duayı yapın. Dua edin. Mübarek 3 aylardayız ki tekrar söylüyorum. Hatta senden önce bir video paylaştım Aslı'cığım. Zülfikar takıyorum diye Alevi misin, Sünni misin? Bir Sünni olarak gurur ve onurla Zülfikar'ı taşıyorum. Biz insanları
Allah'ın bize sorması gereken sorularla kategorize etmeyi bırakmamız gereken döngüdeyiz. Kendini sevmeyen hiçbir şeyi sevemez. Biz sevgiyle şifalandıracağız. Bakın hastaların bile bağışıklık sistemi neyle güçleniyor? Bütün bilim dünyası bunu ortaya koymuş. Seven ve sevilenlerin bağışıklık sistemi güçlüdür. Hayata yaşadığımız zorluklarla mücadele edebilmek için ihtiyacımız olan tek şey ne Aslı? Sevmek Sevgi. ve sevilmek. Sevmek ve Ne sevmek. zaman sevilmiyoruz, işte o zaman dünyamız kararıyor. Yaşar gibi yapıp da yaşayamıyoruz. O yüzden 12 Nisan'da tüm izleyenler lütfen ölmüş ruhlarımızı diriltmek için Bastu enerjisinden de faydalanalım. Bu arada Aslı çok iyi biliyor. Ben Feng Shui kullanmıyorum. Çünkü Feng Shui'nin natası Bastu. Biz Türk'üz. Bizim kültürümüzde misafir ağırlamak şu pandemi günlerinde bile devam ederken biz tüm evin enerjisi akışını yönleriyle ve sembolleriyle çok daha istikrarlı bir hale getirebiliriz. Bunu bir sonraki Biz bu konuyu yayınımızda da detaylı bunu yapalım soracağım senle. çünkü Şenay Hanım'la biz beraber çalışırken biz Bodrum'a yeni bir ev aldık. Evle alakalı bir şey sordum Şenay Hanım'a. Bana dedi ki Şenay Hanım, Aslı dedi, o bana unutturma, ona Vatsu yapalım. Vatsu ne dedim? Onun için bu yayının sonunda Vatsu'yu açıklayacak. Bir onu bilmiyordum ben de. Kısa bir açıklayalım Aslı. Bir sonraki yayınımızda direkt yönleriyle Vastu'yu hangi şekilde kullanmamız gerektiğini yapalım. Çünkü yetiştiremeyiz şimdi. Tamam. Peki olur. 27 Nisan'da da şahane bir dolunay karşılayacak bizleri. Bakın 12 Nisan'da sevgisizlikle olan imtihanımızdan uzaklaşıp 27 Nisan dolunayı ile birlikte gökyüzü sevgi enerjisini yeryüzünden gökyüzüne yansıtırken bırakmamız gereken alışkanlıklarımızı bizi sevmekten alıkoyan İkili ilişkilerimizde, iş hayatlarımızda başarımızı gölgeyen her türlü enerjiyi arkamızda bırakabilme iradesini ortaya koyacak. Ayrıca kiloyla olan, problemi olan hemcinslerimiz 29 Nisan'dan itibaren o pazartesi başladığınız, salı bozduğunuz diyetlerden uzaklaşıp vücudun daha fazla toksin atacağı enerjileri doğru değerlendirin. Uzman bir diyetisyenin tavsiyeleriyle mutlaka diyete başlayın. Sevdiğiniz bir sporla ilgilenin. Gidip spor salonlarına gidin demiyorum. Ben Instagram'da ne yaşıyorsam sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz ofisimde ve evimde. Tabii kardeşim de antrenör, onun da faydası var ama hiçbir şey yapamıyorsanız evde bacaklarınızı hareket ettirip durduğunuz yerde koşarak bile 28'i, 29'u ile birlikte diyete başlarsanız son derece sağlıklı sonuçlarla karşı karşıya Ben de kalırsınız. şöyle bir araya gireyim. YouTube denilen bir cennet var. Ben YouTube'da Leslie diye bir program var. Leslie Süper. 3 miles, Leslie 1 mile, Leslie 5 mile diye yürüyor gibi. Yani bu Leslie'nin programını 70 yaşındaki bir hanımefendi bile, beyefendi bile gayet rahatlıkla yapabilir. Ve inanılmaz ter döküyorsunuz ve kalori yakıyorsunuz. Bir yerlere gitmenize gerek yok. Ben de online senin sürmeliyle çalışıyorum haftanın 5 günü. Çok güzel. Ama onunla çalışmadığım her gün şey açıyorum Leslie'yi. Hani birazcık daha iyi şeyle altyapısı kuvvetliyse Tracy Anderson diye bir Amerikalı bir trainer var. Onun programlarına bakabilirler. Ben de araya bilgi vermiş olayım. Şahanesin, seviyorum. Tabii Başak kadını olunca Merkür'ün kızı, araştırmacı ve analitik zekana hayranım. Evet. Şimdi gelelim burçlara. Evet. Güneş yükselen ve Ay burcu Koç olanlar. Nisan ayı enerjileriyle bir kere Hint astrolojisinde yılbaşından bu yana sorumluluk halinde olduğunuz, tamamlamakta zorlandığınız pek çok işi ve projeyi özellikle 10 Nisan'dan itibaren gökyüzü fırsatlar olarak karşınıza çıkacağını işaret ediyor. Fikir hırsızlıklarına önem verip rakiplerinizden kaynaklı sıkıntıları aşabileceğinizin bilinciyle hareket ederseniz, mücadele ettiğiniz her alanda madden, manen kazanmaya başlayacağınız Bu bütün etkiler söz burçlar için konusu. değil mi şu anda? Koçlar için. Tek Koç tek için ya. söyleyeceğim. Koç. Özel yaşamlarında ise şüpheler, kaygılar, kıskançlık duygusuyla ilişkinize verdiğiniz zararlarda ısrar etmek mi? Yoksa ilişkiyi tekrar şekillendirmek için çaba göstermek mi? Kendinize dürüst davranıp, istediğinizi netleştirip özel hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz.
Koç burcunun ikinci 10 günde doğanlarsa sağlıkları ile ilgili konularda gökyüzü biraz daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarırken onları bilinçli olmaları gerekli. Uyku problemleri koçları zorlayabilir ve bağışıklık sistemlerini düşürebilir. Güneş yükselen ve ay burcu boğa olanlar. Bu ay zümrüdü anka kuşu küllerinden yeniden doğuyor. Yarım kalan pek çok şeyin tamamlanacağı, iş hayatınızda önemli fırsatlar, çeşitli muhalefetlerle karşı karşıya kalıp cesaretinizi ortaya koyabildiğiniz takdirde kazanımlarınızın ve mesleki hayatınızın boyut atlayacağı enerjiler söz konusu. Özellikle bakın ev hanımı boğalar. Yeteneklerinizle teknolojiden faydalanarak kazanımlar elde edeceğiniz enerjiler söz konusu. Yarım kalan yatırım planları, miras ve hukukla ilgili konularda adalet terazisinin sizden yana olacağı bu enerjileri doğru değerlendirip ümitsizliklere teslim olmadan cesaretle ilerleyin. Özel yaşamlarında ise boğalar için yıkılmadan sonra yeniden yapılanma döngüsü. Aşırı gurur, bencillik ve karamsarlıkla hareket ederseniz gökyüzü sevgi enerjisini yeryüzüne yansıtırken bu nimetlerden faydalanamayıp keşkelerinizle imtihan olabilirsiniz. Gökyüzü dikkat dikkat diyor boğalara. Evet, yapmamamız gerekenleri de mutlaka söyle Şenay. Zaten insan bazen otomatiğe bağlıyor, anlayamıyor. Aynen öyle. Onu özellikle yayın bitiminde evet. söyleyeceğim. Evet. Bir kere hatta şimdi de söyleyeyim. Bu ay sevenler, vazgeçmeyenler, sevgisi, mesleği, işiyle ilgili zorluklar karşısında pes etmeden, kaçmadan mücadele edenler kazananlar olacak. Özel yaşamlarındaysa herkes, her birimiz ektiğimizi biçeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Sevginin, sevenin emeğini yok sayanlar sevgisizliğin karanlık yüzüyle, sevebilmenin cesaretiyle yüreği yananlar hatalarını anlayanların sevgisiyle bütünleşecekleri enerjilerle karşı karşıya. Genel kitap gibi konuşuyorsun. Canımsın benim. Sen seviyorsun da onun için öyle söylüyorsun. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, özellikle işle ilgili konularda ayın 20'sine kadar ani ve radikal kararlar vermekten uzak durmaları gerektiği noktasında gökyüzü uyarıcı enerjileri barındırmakta. Bu noktada etki altında kalmamaya özen göstermeli. Özellikle ortaklıklarla ilgili noktalarda yasal anlamda problem yaşamamak, mağdur olmamak için gözlerini dört açarak hareket etmeliler. Çünkü hayrına olacakları işler dikkatsizlik veya aşırı güven sonucu problemlerle karşı karşıya kalmalarını ve mesleki noktalarda başarılarının gölgelenmelerine sebebiyet verebilir. Ailevi konularda ise gerçekleri görmek istemeyen yakınlara karşı sessizliğin gücünü kullanın ikizler. Bu size çok büyük artılar olarak geri döner. Ama ikizler sessiz duramaz ki. İşte gökyüzü diyor ki dur. O mesajı anlayıp pür iradeyi ortaya koyabilirlerse kayıplar yerine kazanımlarla karşı karşıya kalacakları enerjiler söz konusu. İşte zaten bence burada bizi izleyenler onun için izlesin. Yani birazcık hani kendinizi farkında olunca aa bak Şenay Hanım böyle demişti. Ben birazcık daha hani alttan alayım veya sessiz olayım, karar vermeyeyim veya cesaretli ol dediğim burçlarda da evet bu sefer cesaretli oluyorum ve ilerle bir adım ileri gidiyorum diyebilmeli. Yani boşu boşuna izlemeyin böyle yayınları. Bakın keyifli bir şey oluyor. Dersinizi alın, notunuzu alın. Buyur o kadar Şenay. Güzel söyledin ki ya çok yiyerek zayıf kalmamız mümkün mü? Spor yapıyoruz. Çalışmadan kazanmak mümkün mü? Bunların farkına varmak lazım. Yani koskoca gökyüzü 12 burçtan ibaret değil. Gökyüzünde negatif enerjiler olduğunda yeryüzünde bunu bizim hissetmememizin mümkün olmadığı gibi nerede durmamız gerekti? Tabii ki şimdi pek çoğu diyordur Şenay Hanım'a söylemek zor. Ya neye söylemek zor olsun? Ben de sizin gibi insanım. Sizi nasıl etkiliyorsa gökyüzü beni de etkiliyor. Benim de eşref saatim var, eşek saatim var. Ama bu konuya her birinin üstünde bir bilen vardır diye gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünde öğretmenlik edemezsin bilinciyle çenemi tutuyorum. Gidiyorum boks yapıyorum, yazı yazıyorum. Birini kırmaktansa kendi kendime notlar yazarak o enerjiyi dönüştürmeye çalışıyorum. Her birimizin kendine göre bir yöntemi var illaki. Evet. İkizler özel hayatlarınızda
son iki senenin en iyi enerjileriyle karşı karşıyasınız. Yeter ki emek verin, sevginizi karşınızdakinin anlamasını beklemeden ifade edin, beden dilinizle gösterin ki aşk kazansın. Güneş yükselen ve ay burcu yengeç olanlar, bir, sağlıkla ilgili konularda hassas enerjiler söz konusu. Hem kendi sağlığınız hem yakınlarınızın sağlığıyla ilgili konularda özellikle 20 Nisan'a kadar kronik rahatsızlıkları olan yengeçler dikkat etmeli. İşinizle ilgili konularda ise iş değişikliği, yeni bir alan veya farklı bir noktada başvuruda bulunmak istiyorsanız öğrenci yengeçler de dahil olmak üzere konsantrasyonunuzun yüksek olduğu bu özel günleri iyi değerlendirin ve girişimci davranmanız gerektiğinin bilinciyle hareket edin. Sizi kim engellemeye çalışıp aşağıya çekmeye çalışıyorsa şöyle bir bakın hayatlarına. Size bu önerilerde bulunanlar iş hayatında ne gibi başarılara imza atmış? Kendi hayatının yolunu tutturamayanların sizi yolunuzdan etmesine izin vermeyin. Özel yaşamlarınızda ise yaklaşık 6 ay sonra huzur dolu günler sizleri karşılarken pişmanlıklar, kendi içinizdeki duygusal iniş çıkışlarla geri planda değil, ön planda kalmalı, anlayışlı olmalı, sesinizi değil, sözünüzü yükseltip rahatsızlıkları gidermek için çabalamalısınız. Emin olun 27 Nisan Dolunay ile birlikte aşkta çok uzun zaman sonra güven verip güvende hissedeceğiniz enerjiler sizleri karşılayacak. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, hayatınızda özellikle işle ilgili konularda son derece şanslı gelişmelerle karşı karşıyasınız. İş değişikliği, sanatsal konular, basın yayınla ilgili alanlarda başarılı olabileceğiniz, aynı anda birden fazla işi yaparak gelirlerinizi de kariyer anlamında statünüzle yükselteceğiniz etkiler söz konusu. Gizli ve açık düşmanlıklar 20 Nisan'a kadar gün yüzüne çıkacakken başkalarının adına ön yargılarla hareket etmek yerine farkındalığınızı yüksek tutup yaşananlardan ders almak, hayatınızdan kimleri göndermeniz, kimleri merkeze almanız gerektiğinin bilinciyle hareket etmek, hayatınızın belki de son 4 yılında yaşadığınız bocalama devresinden özgürlüğünüzü ele almanızı sağlayacak. Özel yaşamınızda ise kaybetmeden önce kıymet bil diyor gökyüzü. Özür dilemek size bir zaaf değil, zafiyet değil. Sevgiye verilen emektir. Bunu yaparsanız özel yaşamınızda dengeler yerli yerine oturur ve yaşadığınız bocalama sürecinden sevdiğiniz insanın desteğiyle daha güçlü bir şekilde çıkarsınız. Güneş yükselen ya da ay burcu Başak olanlar. Kızım da Başak, sen de bir Başak kızısın. Başaklar son 18 ayın en büyük değişim ve dönüşüm enerjisiyle karşı karşıyalar sevgili Aslı. İşte bak başladın, güneş yükselen ve ay burcu bu burçta yerleşenler. Başağın ilk 10 ve ikinci 10 gününde doğanlar. İçinizden gelen sese güvenerek hareket ettiğinizde alacağınız her karar hem mesleki anlamda hem ailevi ve arkadaşlık ilişkileriyle ilgili konularda yapmaya cesaret edemediğiniz şeyleri yapıp haklı olmanın onurunu da mutluluğunu da beraberinde getirecek sizlere. Özellikle 14 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında iş hayatınızla ilgili tanıtımlar, teknolojiden faydalanarak yapılacak girişimler, uzun vadeli başarıların altyapısını oluşturacak sizlere. Özel yaşamlarınızda ise alma verme terazisi dengede mi? Ne kadar veriyor, ne kadar alıyorum? Bu soruları kendinize sormalı, dürüst cevaplar vermeli. Aynı tekrarların, o özellikle bu 18 aydır biriktirip de kalbinizin şüheda noktasını sızlatan konuları gerçekçi bir şekilde değerlendirmenin zamanı. Yani almıyorsak ben mi diyorsun? Aynen öyle. Bu terazinin dengelenmesi önümüzdeki 6 ayın olumlu ve olumsuz etkilerinin belirleyicisi olacak. Ani kararlar vermemek, gözlemlerde bulunmak, kendinize dürüst davranmak, içinde bulunduğunuz özel yaşamı yeniden şekillendirecek enerjiler olarak yansıyacak başaklara. Güneş yükselen ve ay burcu terazi olanlar, ailevi konularda huzursuzluklar, baskılar, talepkar yaklaşımlar sizi size yabancılaştırabilir. Gökyüzü bu noktada kırmızı alarm veriyor. Sizlere tavsiyem,
olabildiğince kendi konularınızla ilgilenmeli, aile bireylerinizin istek ve taleplerini yerine getirirken özellikle mesleki ve işsel konularda yapmak istemediğiniz şeylere mecburmuşsunuz gibi kendinizi mahkum etmemelisiniz. Kendinize edeceğiniz her mahkumiyet 11 ay boyunca farklı zorluklarla imtihan olmanıza ve güvendiğiniz dağlara kar yap, yalnız kalarak pek çok işte zorlanmanıza sebebiyet verebilir. Gökyüzü dikkatli olmanız, gerçekçi davranmanız, bir şeyleri hayalperest olarak değil de yaşadıklarınızla değerlendirmenizin önemini vurgulamakta. Fakat özel yaşamlarında aşk enerjisi, yarım kalanın tamamlanacağı, özel yaşamlarında kendilerini özel ve değerli hissedecekleri enerjileri barındırırken aşka teslim olmalı. Aşkla savaşmak yerine aşkın güzellikleriyle hayatın diğer noktalarında sınandığınız konularda güç toplamaya bakmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar özellikle işle ilgili konularda kayıp var, maddi anlamda zararlar söz konusu olabilir. Geçtiğimiz 3 ay boyunca yaptığınız girişimlerle ilgili bir şeyler yolunda gitmiyorsa, tıkanıklıklar varsa gözlemci olmalı, gerekirse yasal haklarınızla ilgili bilgi almalı, bu anlamda haklarınızı savunmalı ama ısrarla olmayan bir şeyleri yapmamaya çalışmamalısınız. Hatanın neresinden dönseniz kârdır. Bu ilkeyle hareket etmek, yeni yollar, çözüm odaklı, size gerçekten sizi siz olduğunuz için sevenlerin tavsiyeleri zararları kazanca ve toparlanmalara çevirebilir. Yatırım planlarınızla ilgili 15 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında gökyüzü sizi desteklerken cesaretli olun ve yaptığınız yatırımlarla ilgili konularda başkalarıyla yaptığınız konuşmaları gizlilik çerçevesi ve belli bir konuya kadar bilmeleri, bilinmemesi gereken kısmı da kendinize saklayarak ilerlemelisiniz. Fakat özel yaşamlarında kıskançlık, şüphe, geçmişle ilgili yaşadığınız travmaları dilerim ki 12 Nisan yeni ayıyla şifalandırın. Çünkü şifa ve sevgi enerjisi gökyüzünden yeryüzüne yansıyacak. Aksi takdirde sizi seven, değer veren insanı kırabilir. Onu yapmadığı şeylerle suçlayarak ilişkinizle ilgili beklenmedik ani gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. 12'si de pazartesi akşamı, Ramazan'dan bir gün önce, unutmayın bir gün arkadaşlar. O yüzden gökyüzü akreplere özel yaşamlarıyla ilgili son pişmanlık fayda etmez, yapabileceğiniz her şeyi ortaya koyun diyor. Güneş yükselen ve ay burcu yay olanlar, üzerinizde kurulan baskılar, entrikalar, mesleki anlamda sizi karalamaya çalışan insanların maskelerinin düşeceği, son derece diplomatik, analitik davranarak iş hayatınızı aleyhinize gelişen pek çok şeyi 28 Nisan'a kadar lehe çevirebileceğiniz enerjiler söz konusu. Fakat ne yapmak yerler lazım? Anlamadım. Diyelim ki birisini yakaladı, bizim aklımıza bir şey yapıyor. Ne yapalım? Onu alıp, üstüne düşmeyelim mi yoksa düşelim tam mi? Tam tersi. Üzerine düşülmeli ama bildiğini fark ettirmeden akıllıca politik oluyorsun. Anda ortaya koymalısınız. Koymalısınız ki kimsenin yaptığının yarına kalıp da yanına kalmayacağını gösterip öğretebilmek için. Benim yay burcu yükselenim ya, onun için. Yaylar çok baskı altında kaldı. Şimdi toplayıp bir şey bilmiyormuş gibi davranıp zamanı budur kalbinizden, aklınızdan geçeni uygulama zamanı. Aptal sarışına yatarız, problem yok. Aynen öyle. Varsın aptal saysınlar. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yiyor bu dünya aleminde. Gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi aslı. Hiçbirimiz yaptıklarımızdan da bize yapılanlardan da kaçamayacağımız bir döngüdeyiz. Özellikle mesleki konularda meslek arkadaşlarınızı, çalışma arkadaşlarınızı, sevgili yaylar, uzun yol arkadaşlarınızı güvendiğiniz insanlardan seçin. Güveninizi suistimal eden insanlara da güle güle demeyi bilin bu ay. Özel yaşamınızdaysa tutku, aşk, ben bunu yaşama dediğiniz, ümidi kestiğiniz pek çok şeyde yaşanacak ilklere hazır olun diyor gökyüzü sizlere. Ön yargılardan, korkulardan, kaygılardan uzaklaşın. Aklınız ve kalbinizin tamam dediği ilişkiler içerisinde yer almaktan da korkmayın. Ama bunu yaparken yine kızgınlıkla, hırsla veya geçmişin getirdiği hüzünlerle hareket etmemeniz gerektiğini de
aklınızdan çıkarmayın. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, mesleki konularda, yasal anlamda zarar görebileceğiniz enerjileri gözden geçirmeli. İş ortaklıkları, yatırım planları ve parayla ilgili konularda birlikte çalıştığınız insanların sizin adınıza karar vermemesi gerektiğine ekstra dikkat etmelisiniz. Dikkatiniz olumsuz pek çok olayı fark edip yerinde müdahalelerde bulunmanıza ve meslek hayatınızda bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamasına vesile olabilir. Sorumluluk almaktan, ilgi duyduğunuz alanlara yönelmekten korkmadan hareket etme zamanı. Aile, miras, hukukla ilgili konularda sürpriz gelişmeler, hem hayal kırıklıkları duygusal anlamda ama bir o kadar da haklı olmanın getireceği gücü fark ettirecek oğlaklara. Özel yaşamlarınızda ise eş veya sevgilinizin baskın davranışları, finansal konularla ilgili bilginiz dışında yapılan gelişmeler, ilişkiyle ilgili güven, sevgi, adalet terazisini gündeminize getirecek. Gerçeklerden kaçmadan, olanı biteni doğru anlayarak hareket etmek, pişman olacağınız kararların da önüne geçmenizi sağlayacaktır. Güneş yükselen ve ay burcu kova olanlar, iş hayatınızda kendi doğrularınızı sizi seven insanların söylemleriyle geliştirebileceğiniz, mesleki anlamda son 24 aydır yaşadığınız inişli çıkışlı pek çok şeyi dengeleyebileceğiniz etkiler söz konusu. Teknolojiden, tanıtımdan faydalanma zamanı. Oturarak başarıya ulaşan tek varlık bir tavuktur sevgili kovalar. Şimdi mücadele gücünüzü ortaya koymalı. Mesleki konularda işiniz, sektörünüz ne olursa olsun reklam ve tanıtıma önem vererek hareket etmelisiniz. Ailevi konularda ise yakınlarınızın finansal konularda istek ve talepleriyle ilgili kefil olmak, borç para vermek, haklıyken haksız duruma düşmenize, aile içerisinde yaşadığınız problemlerin özel yaşamınızda da huzursuzluklara sebebiyet vermesine neden olabilir. Bu yüzden dikkatli hareket etmek ve aynı tekrarlar içerisinde olmamak önem taşıyor sizler için. Güneş yükselen ve ay burcu balık olanlar, Nisan ayı sizler için diriliş enerjisini getiriyor. Oh. Meslek hayatınızda uzun zamandır iş arayıp bulamıyorsanız başvurunuz kabul edilebilir. Eğitim hayatınızda başarınızla burs alabilir. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli aktivitelerin içerisinde yer alabilirsiniz. Ailenizden muhalefet görseniz de doğruluğuna inandığınız konularda mücadele etmek, onlara ikna edici yaklaşımlar içerisinde bulunmak, onların desteğinizi de arkanıza alıp yükselmeyi sağlayabilir. Özel yaşamlarındaysa sevgili balıklar, bitişler ve başlangıçlar. Adalet 2004'ten 2009'a kadar size yaşatılan haksızlıklarla ilgili konularda yeni başlangıç ve tezahürleri sizin için tetiklemişken, merhamet edilmemesi gereken insanlara merhamet etmeden başkalarına gösterdiğiniz merhameti kendinize gösterme zamanı şimdi. 12 burcu da kısaca tamamlamış deliksiz olur. Deli yani. Nefes almadan bir yudum su iç. Üzülüyorum böyle nefessiz bir şekilde konuşuyorsun diye. İyiyim iyiyim. Suda şimdi, yokuyorum da şimdi. Şeyi hatırlatalım bir daha Şenay'cığım. Pazartesi günü yeni ay. Dedin ki at nalı al. Bir tanesi kapının üstüne. Bir düz aşağı doğru bir de yukarı doğru. Aynen öyle. Biri yukarı biri aşağıya aşağı. Doğru. Böyle mi yapalım? Hani böyle yan yana olur mu? Evet, şu şekilde yan yana. Bir tanesini olacak. Böyle, bir tane böyle. Bu Hint astrolojisinde ve Batı astrolojisinde aslı Rahu ve Ketu ile ilişkili. Yani kuzey ve güney ay düğümünü temsil ediyor. Ama bizim Türk atalarımız gökyüzü matematiğini o kadar doğru çözmüşler. Kullandıkları kristallerde, sembollerde, mimaride ki Türk atalarımız bizim ister istemez göçebe bir hayatın içerisinden gelip yerleşik düzene geçmişler. Boy budum budakta sembolleri çok doğru kullanmışlar. Onların bu sembolleri kullanışının bir nedeni var. Bu yeni ayda da bolluk, bereket, istikrar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olarak görülen ki bunun astronomik ve astrolojik olarak açıklaması da kuzey ve güney ay düğümü. Hint astrolojisinde Rahu ve Ketu, gökyüzünün karmik ajanları, karmik gezegenleri, ruhun yolculuğunu temsil ederken bu yeni ayda lütfen
At nallarını alın ve özellikle ateş grupları, koç, aslan ve yaylar, opal kristalini bir sonraki Mayıs yeni ayına kadar, 11 Mayıs'a kadar evinizin kuzeydoğu yönünde kullanın. Boğa, başak ve oğlaklar, labradorit ve akuamarin kristalini evinizin yine kuzey veya güneydoğu yönünde kullanabilirsiniz. Su grupları. Sen kaydediyorsun değil mi bunu? Kaydedeceğim. Tamam. Yengeç, akrep ve balıklar, özellikle duygusal gerginliklere karşı ay taşı ve sarı topaz kristalini 11 Mayıs'a kadar kullanabilirler. Beynel miner olduğu için gruplara göre söylüyorum. Çünkü hiçbir burcun kristali yoktur. Her burcun yönetici gezegeninin kristali vardır. İkizler, teraziler ve kovalarsa özellikle bu döngü içerisinde karnelyan kristalini ve zultaniti 11 Mayıs'a kadar kullanabilirler. Kristalleri, sembolleri doğru kullandığımızda enerji akışımız yükselir. Bakın, her gezegen bir günü temsil eder. Pazartesi ay günüdür. Rengi beyazdır. Salı Mars'ın günüdür. Girişimlerle ilgili konularda bizi destekler. Rengi kırmızıdır. Çarşamba Merkür'ün günüdür. Rengi yeşildir. İletişimle ilgili konular, özel hayatımızdaki problemler, iş başvuruları için gökyüzünün bizi desteklediği günlerdir. Perşembe Jüpiter günüdür. Bolluk, bereket ve güzelliklerle ilişkili. Saç bakımı, cilt bakımı, özel ve değerli ruhsal ve bedensel detoks için gökyüzü bizi destekler. Cuma Venüs'ün günüdür. Bağımlılıklarımız, bilinçaltı korkularımız, sevgiyle ilgili konularda geçmiş travmalarımızı şifalandırabileceğimiz enerjilere hakim olduğu gündür. Cumartesi Satürn'ün günüdür. Yıldızların öğretmeni, otokontrol. Nerede hata yapıyoruz? Hangi tekrarlar yaşanıyor hayatımızda? Aynı tekrarları dengelemek için Satürn'ün enerjisiyle kalbimize yolculuk edip hatalarımızı, bize yapılan yanlışları değerlendirip karar alma günü. Pazarsa Güneş'in günüdür. Hayat enerjimizin yükseldiği, rengi turuncu ve kırmızı mercan renkleridir. O günlerde sevdiklerimizle, sevenlerimizle fikir alışverişleri içerisinde bulunmak, ruhsal anlamda aradığımız yolculukta cevapları bulmak, uygun etkilerini değerlendirmek anlamına gelir gökyüzünün. Gene bir sürü hap bilgi verdik seninle, çok güzel oluyor yayınlar. Vallahi şahane oldu. Hap bilgiler çok böyle yormadan çok keyifliydi Şenay'cığım. Sence konuşmamız gereken başka bir konu daha var mı üstüne? Vastu'yu bir sonraki yayında başlı başına yapalım. Çünkü Vastu'yu herkesin yaşamsal alanlarında, ev ve iş yerlerinde kullanması gerektiğine inanıyorum. Onu çünkü gösterebilirsin bize aynı zamanda değil mi? Aynen öyle. Bir sonraki yayına telefonlaşıp belirleriz. Çünkü belli sembolleri göstermek istiyorum. Mesela insanlar yatak odalarında ayna kullanıyor. Yatak odalarında kristal kullanılıyor. Asla yatak odamızda kristal kullanılmamalı. Aynaların yönü çok önemli. Evimizin giriş kapısı, banyomuz bolluk ve bereketi temsil eden, mutfağımızda olması gereken ve olmaması gerekenler var. Ve dünyayı da baz alan 5 element sistemiyle ilişkili olduğu için Feng Shui'deki gibi her yıl değişkenlik yok. Mesela bir ev alırız, deriz ki bu yer bir de hayırlı geldi. Bir ev alırız, bu çok hayırsız geldi der. Pek çok sorunla karşılaşırız. Çünkü hayatta her şey bir enerji, kuantum denilen gerçeği yok sayamayız. Şimdi Kabe'de, Anıtkabir'de, Topkapı Sarayı'nda, Göbekli Tepe'de ve Didim Apollon Tapınağı'nda Vastu'nun ana yerleşim etkenleri var. O yüzden bu yayını bence bir sonraki programda başlı başına ele alalım. Şahane. Tamam. Oldu Şenacığım. Biz seninle konuşalım. Gökler evimiz yolumuz ışık olsun. Amin. Çok sevgiler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.